Nurettin Nebati'nin gözünden nasılmış? Dolar bugün 12.64 dediniz. Biz 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş bir durumdayız. Kutsal Hanımlar yukarı aşağı, yukarı aşağı oynaya oynaya kendi dengesine gidecek. Hiç utanmadan, sıkılmadan kahramanlık çıkarmayın. Dolar kuru yine geldiği nokta 13 lira. Tüm müdahalelere rağmen Bakan Nebati'nin deyimiyle döviz kurunda yine oynama başladı. Bir haftada dolar 3 lira değer kazandı TL karşısında, 13 lirayı geçti. Muhalefet iktidarın kur korumalı mevduat hamlesinden kahramanlık çıkmaz dedi. Cumhurbaşkanımız konuşmaya başladı. Saatime bakıyorum diyor. Bir baktık diyor, kurda acayip bir düşüş var. Bunu duyan o gece kamu bankalarının arka kapıdan 7 milyar doları sattıkları gerçeğinden kopmuş olur. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Sayın Bakan dolar düştü diyor. Dolar 13'e çıkmış. Dolar niye düştü diye sorulduğunda ben de anlamadım diyor. Kıpır kıpır her yanım oynuyordu diyor. Hazine ve Maliye Bakanı tam da yukarı yönlü hareket ederken döviz CNN Türk'te konuktu. Doların yükselişini ise rahat karşıladı. Tıpkı aynı programa konuk olan eski bakan Berat Albayrak gibi. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolar yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, her şey pahalanacak. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ya doların yükseldiği falan yok. Bu salınımların kendi haline gelmesi. Çok da eyvah demeye gerek hiç yok. Tersine mutlu olduğumuz bir yer. Piyasada kim oyuncuların davranışlarını okuyabiliyoruz. Keyfimiz yerinde. İktidar dövizdeki dalgalanmayı keyifle takip ediyor şimdilik. Keyifle hatırlanan bir an daha var. O da 20 Aralık akşamı Erdoğan'ın kur korumalı faiz formülünü açıklaması. Bakan Nebati anlattı. Muhalefet anlattıklarının hiçbirini inandırıcı bulmadı. Buldum. Faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını söyleyecek bir edayla geliyor. Sözü bitiyor. Anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı. Döviz fiyatları düşüyor. Ben şeyler değil böyle falan. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır mı? Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Diye bürokratlara sormuş. Lan nasıl diye sormuş. 20 Aralık kumpasını unutmayın. Tarihi bir kumpastır. Erdoğan'ın kur korumalı mevduatı bulduğundaki heyecanı Bakan Nebati'nin de anlatımına yansıdı. Ama bir haftadır Merkez Bankası ve kamu bankalarının dövizi düşürmek için 20 milyar dolara yakın döviz bozdurduğu iddiasında olan muhalefet paranın peşinde. O gece kamu bankaları 7 milyar sattı. Bilançosunu okumayı bilen, hesap kitap bilen bütün ekonomistler gördü. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hiç masum yalanlar değil bunlar. Ve Nebati'den dövizle ilgili seçim mesajı da geldi. Sözleri seçim ekonomisinin itirafı gibiydi. Bir siyasal iktidar seçime 1,5 yıl var. Seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı? Şimdi bakalım bu kör olusuca doların durumuna. Saat sabah 8.55. Dolar 13.40. Saat 11. Saat 11'in ne önemi var? Merkez Bankası serbest kurye memleket sözde. Saat 11'de şu hazine destekli Türk lirası mevduat hesapları için kur ayarlı bir mevduat hikayesi var ya, öyle acayip bir ekonomi modeli yarattılar ki memlekette kimse çalışmasın, herkes adeta bütün bu hesaplardan kumarbaz olacak ya. İşi gücü bıraktı herkes, o öyle mi, bu böyle mi, vay yeni formül şöyle mi, acaba onu oraya mı yatırsak? Bir ülke ekonomisi böyle düzelir mi ya? Bir ülke ekonomisi çalışarak, üreterek ve hakça üretilenden kazanılanı paylaşarak düzelir. Başka türlü olmaz. Ama başka bir şey oldu. Ha böyle bir al ver hesabı. Neyse. Saat 11. 24 saatlik kur açıklıyor Merkez Bankası. O 12.61. 8.55'ten 11'e, 13.40'tan 12.61'e indi. Allah razı olsun. Sonra saat 18 bugün itibariyle 13.10'du dolar. Şu anda kaç arkadaşlar? 13.14 filan. Öyle bir durumu var. O günden beri aşağı yukarı %30 yükseldi döviz kuru. Sadece dün %7, bugün %4 kadar yükseldi. Daha fazlası var da biz onları yuvarlıyoruz. Hem de iyimser taraftan yuvarlıyoruz. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. O kadar ilginç ki şu konuşmalara ve konuşmaların arkasından gelen kahkahalara bakarak sanki insanların kaderleriyle oynamıyorlar bu kararlarla. Sanki koskoca ciddi ya dünyanın kaderine etki etmiş bir ülkenin bakanı değilmiş.
Cumhurbaşkanı değilmiş bu insanlar. Bu kararları buna göre almıyorlarmış gibi öyle acayip şeyler, öyle acayip ifadeler, sözler var ki. Hani başkalarının kandırdığı yetmiyor. Benim gördüğüm kadarıyla sanıyorum. Ben gerçi kimim ki yani de. Bir de kendilerini kandırıyorlar. Başkalarının kandırdığı yetmiyor. Bir de kendilerini kandırıyorlar yani. Tabii kendilerini kandırdıklarında hükümetimiz oldukları için biz de kandırılmış sayılıyoruz. Bizim tarihimizde böyle durumlar var biliyorsunuz. Kandırma demişken nereden nereye geldik, nereye gidiyoruz? Bütün bu efendim zihni sinir projelerin, acayip formüllerin, bir gecede hayatı sözde değiştiren buluşların maliyeti nedir? Nedir? Onu merak ediyoruz, araştırıyoruz, soruşturuyoruz, insanlara soruyoruz, muhalefet konuşuyor. 60 milyarın ki bu konuyla ilgili mevduat miktarıdır. 60 milyarın bakalım hazineye yükü neymiş? 59,8 milyar. Bu 3 ay içinde işte 11'den 13'e gelirken yaklaşık %15 gibi bir artış varsa, siz %17'nizin 3 aya karşılık gelen kısmını alıyorsunuz. Yaklaşık 8,5 milyar TL'lik bir faiz geliriniz oluyor orada. Bankanın karşılayacağı kısmı yaklaşık 2,5 milyar TL oluyor. Yani 8,7'nin 2,5 milyarını banka karşılıyor. Kalan kısmı hazineye yüklemiş oluyorsunuz. Hani bir bankın ödediğinden çok daha büyük bir maliyet çıkıyor hazine. Bir haftada durum bu. Yani 3 aylık döviz garantili mevduat bugünün rakamıyla hazineye 6 milyar lira yük demek. Bankaların ödeyeceği faiz garantisinin %70'i hazineden karşılanacak. Yani tüm Türkiye'nin cebinden. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kötünün iyisi gibi açıkladı durumu zaten. Dolar 1 lira arttığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 445 milyar dolar borcu var. Borç stokundaki her 1 liralık artış 450 milyar liraya mal oluyor. Biz bu seviyeye ama bir haftada gelmiş olduk bu durumda. Sadece dış borç yüklenecekken şimdi de böyle bir mevduatın yükü de hazineye binmiş durumda. Tek belki bir risk varken kurun değer kaybetmesinden şimdi çift taraflı bir risk haline dönüşmüş oldu. Bu ürün sayesinde. Türkiye 20 Aralık gecesi dövize endeksi mevduatla tanıştı. Bakanın içini kıpır kıpır eden o gecenin ardından gözler döviz ve Türk lirası mevduatındaydı. Merkez Bankası haftalık rakamları verdi. Tabloya göre Türk lirası mevduatı azalırken döviz mevduatı artıyor. Oysa Bakan Nebati'ye göre dolar mevduatı azalıyor, insanlar döviz bozdurma yarışına giriyor. Bireysellerin 162 milyar dolara düşmüş durumda. Yani 169'lardan geldi. Hazine açısından çok büyük bir risk. Bizim vergilerimiz açısından da büyük bir savurganlık. Ekonomistlere göre hane halkındaki her bir birey zaten Türk lirasının değer kaybıyla birlikte dış borç yüküyle eziliyordu. Üstüne bir de hazinenin garanti verdiği yeni mevduat yükü eklendi. Dolar da o günkü yerinde durmadı. 23 Aralık'la 30 Aralık arasında dolar karşısında %10 daha değer kaybetti Türk lirası. Dolar ne oldu? İndi mi? Çıktı mı? Gitti mi? Geldi mi diye bir problem yok kalmadı. 10-25'ten 11 civarına oturdu. 11 civarından başlayan bu kur korumalı mevduata girenlerin şu anda referans alacakları dolar kurundaki 3 gün 4 günlük gidişat zaten 13'lerin üstüne çıkmış durumda. 3 ay sonra şu anda vadeli işlemler bunu 13.8'ler civarında gösterse de bunun 15 olmayacağını garantisi şu anda kimsede yok. İşte bu da hazineye yani 83 milyona yük demek. 30 Aralık tarihi baz alındığında güne 13 lira 42 kuruşla başladı dolar. Saat 11'de Merkez Bankası günlük dolar kurunu açıklarken 12.61'e düştü. Sonra tekrar 13 lirayı geçti. Sadece bu durumda bile emeklinin, asgari ücretlinin, çalışanın, öğrencinin üzerine 6 milyar lira yük bindi. İktidardaki yetkililerin ürünü çıkarırken, ilan ederken dediği gibi zaten işte kur sabit kalacak, hazinede hiçbir maliyeti olmayacak bu sebeple değil. İşte daha bir hafta bile olmadı. Merkez Bankası'nın dolar rezervindeki, döviz rezervindeki değişikliğe ki şu anda 10-12 milyar dolar kadar azaldığına dair bir takım açıklamalar var. Dikkat etmek lazım. Para sizin paranız efendim. Para hepimizin parası. Bu ülkenin insanının parası. Bu ülkeyi kuran, bu ülke için çalışan, şu anda bütün yükü üstlenen, vergisini veren, dolaylı, dolaysız, dolaylı filan derken biliyorsunuz ÖTV'si, şusu busu bir sürü şeysi var. Dolaysız derken de maaşınızı daha almadan,
kesilenden bahsediyorum. Bütün bunlara göğüs geren ve bütün bu sebeplerden dolayı aslında haksızlığa uğrayan insanlardan söz ediyorum. O insanlar arasında elbette bir itirafla gündeme gelen küçük yatırımcı var. İşte mucize bir hamleyle Türkiye'de ekonominin düzeldiğini iddia edenlerin sonradan olan küçük yatırımcıya oldu. Ben öyle diyorum çünkü hani çarpılan falan onu demek istemiyorum. Ben ne diyeyim, bu nasıl kullanır bir bakan bunu, bu ifadeyi bilmiyorum. O küçük yatırımcıdan bahsediyorum. Şimdi de konu şu. Onların rahatsızlığı ile ilgili şikayetini nereye dile getirebileceği, pek çok insan var bu ülkede öyle. Onlarla ilgili bir takım yorumlar, bir takım ifadeler, bir takım öneriler var. Bakalım küçük yatırımcı kimlere dava etsin? Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kim ki basın toplantısında, grup toplantısında size döviz gidiyor gidiyor, kendinizi tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Önce kardeşini şikayet et. Faizin düşürüleceği belli değilken bir gün öncesinden açıklama yapmış. Büyük bir suçtur. Döviz rekor üzerine rekor kırarken alım gücünü korumak için dolar alan küçük yatırımcı, iktidarın bir gecede doları 18 liradan 11 liraya kadar düşüren hamlesinde çok büyük zarar etti. Bakan Nebati küçük yatırımcının battığını kabul etti. Ama muhalefet ve bazı akademisyenleri suçlayarak, muhalefetse Nebati'nin kardeşinin Merkez Bankası'nın faiz kararından bir gün önce verdiği röportajı hatırlattı. Merkez Bankası'nın toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Bu sızıntıyla kim bilir kimler ne paralar kazandı. Sizin gözleriniz ışıldamasında bizim gözlerimiz mi parlasın? BDDK'da suç duyurusunda bulunuyor bunlar. Böyle şey olur mu ya? Faizi indirirsen döviz çıkar. Vatandaş da diyorlar, bu bilimsel gerçeklik doğrultusunda dövize yöneldi diyorlar. Cumhurbaşkanımız faiz artırılmayacak diyor. Nebati küçük yatırımcıya dolar aldıran muhalefet, sosyal medya bazı akademisyenler derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi sonucu düşen faize dolar doğal olarak yükselmedi mi sorusunuysa yanıtsız bıraktı. Ama muhalefet kuru bu kadar artıran hamlelerin peşini bırakmıyor. Onlar da iktidar yargılanacak dedi. Bu jurnalciliğin sonu bunların hepsini yargılamaya götürür. Siz bu ülkede sadece 3-4 yılın içinde kuru 3,5 liradan 18 liraya çıkarmış bir hükümetin, bir siyasetin temsilcisisiniz. Bugün eğer bir dava açılacaksa Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlamak üzere tüm AK Partili yetkililere dava açılmalıdır. Bakan Nebati muhalefet imasıyla kur köpürtüldü diyerek mahkemelere adres gösterirken Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan muhalefetin müdahalede geç kalındığı için kur bu kadar yükseldi iddiasını destekler bir açıklama yaptı. Kurdaki harekete daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı? Elbette olabilir. Kuru kim yükseltti tartışmasına kim düşürdü tartışması da eklendi. Nebati muhalefetin Merkez Bankası doları düşürmek için gizlice müdahale etti iddiasını kesin bir dille reddetti ama kurduğu cümlelerde kafa karıştırdı. Dünyanın bütün merkez bankaları aynı şekilde çalışırlar. Her türlü enstrümanı kullanırlar. Bazen arkadan bazen önden. Yalnız şu da var, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki. 5 tane aile. Kahvehane muhabbeti düzeyinde bir yaklaşımla meseleyi çözemez. ABD'yi 5 aile yönetiyorsa Türkiye'yi bir aile yönetiyor. Damadıyla, damadın yamağıyla. Bu memleket ne yaptı, senin gibi bir bakan geldi. Ey Nebati, hangi günahın bedelisin? Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Urfa Viranşehir'de bir defa çiftçilik yapıyorsunuz. Doğal olarak benzin istasyonunuz olur. Turizmi bilirim. Çünkü rahmetli babamın oteli var. Nebati, şaka bile değilsin. Nebati'nin konuşmasında hiç güldürmeyen kısımsa enflasyon oldu. Bakan yıl sonu enflasyonun yüksek çıkacağını böyle ima etti. Sevmediğim rakam olabilir. 4 Ocak'ta, 3 Ocak'ta ne zaman açıklanacaksa bir yaygara koparabilirler. Bunu asla unutmayın. Öyle butik ülkeler var ya, Körfez'de şurada burada, şimdi para istediğimiz, para beklediğimiz. Bu ülkeye haksızlık, bu ülkenin hikayesine haksızlık, Türk milletine haksızlık bu ya. Türk milletine haksızlık bu. Bu kadar potansiyeli var. O ülkeler gibi bir ülke değil. Milli mücadeleyle kurulmuş bir ülke. Bu ülkenin insanı savaşmış. Öyle şimdi kabul edilen göçmenlerin kadınları, çocukları, yaşlıları ayırıyorum. Ki kabul edilen derken o da hani emri vakiyle kabul ediliyor filan ya. Neden? Çünkü kaçak. Yasa dışı. Kaydı bile yok. Onlar kendi memleketini bile savunmamış. Hay kim savunacak bu ülke? Ben çözemedim ki bu işi. Sonra da bu memleket insanına nankör şubu deniyor. Öyle ülkelerden biri değil.
Bu ülke milli mücadeleyle kurulmuş bir ülke. 600 yıllık, onun öncesi evveliyatı var. Büyük bir ülke. O yüzden siz başkasınız yani. Boşuna patron sizsiniz demiyorum. Arkadaşlarım da haydi diyor, takıldın orada diyorlar. Devam ediyorum şimdi. Efendim, biliyorsunuz KPSS mağdurları var. KPSS mağduru değil de mülakat mağduru onlar daha çok. Milli Eğitim Bakanı bir soruya cevap vermesi gereken tek bir soru var aslında. Ona cevap vermemiş. Ne yapmış? Kapıya zincir vurmuş. TÜİK'in ardından kapılar CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açılmadı. Bu kez adres Milli Eğitim Bakanlığı. Sarayın talimatıyla iş yapanlar, onları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Sözle eylem birbirini tutmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın kapıları herkese açık dedi ama daha bu açıklama olmadan. Kılıçdaroğlu bakanlığa gelmeden demir kapıya zincir vuruldu, kilit takıldı. Belki de ilk kez Türkiye'de bir bakanlığın kapıları muhalefet liderine zincirlendi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur, boynumun borcudur. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? Bakanlığı torpile peşkeş çekmedin mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında. O zincirler sizi koruyamayacak. Az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz. Mülakat mağdurlarının sorunlarını anlatmak için Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'den randevu talep etti bir gün önce. Yanıt gelmeyince de sabah bakanlığa gideceğini duyurdu. Randevu talebine yanıt yeni günde ve o bakanlığa gelmeden dakikalar önce geldi. Emri vaki denilerek randevu verilmedi CHP liderine. Onu zincirli kapı karşıladı. Mülakat mağdurları için randevu talebi olumsuz karşılandı ama Kılıçdaroğlu da geri adım atmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na geldi. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin öyle bilmesini isterim. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Zincire vurulan demir kapının önünde bakanlıktan yönelen meraklı bakışların gölgesinde yaptı açıklamasını Kılıçdaroğlu. En yüksek tondan torpil iddialarını yineledi. KPSS sınavında 80 puan, 90 puan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda, mülakatlar elendiğini duydum. TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bunlar, bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta. Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir. Objektif olsa benim burada ne işim var? Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine karşı bakanlık gece yarısı yaptığı açıklamada adaletsizlik yapılmamıştır. Elenen adaylar 3-7 Ocak arasında itirazlarını yapabilir. İtiraz sonuçları 14 Ocak'ta belli olacak dedi. Ama milyonların aklındaki o soruya yanıt vermedi. KPSS'de derece yapan adaylar neden, nasıl elendi sorusuna. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız dürüst bürokratlara ayıtıyorum. Şu gördüğünüz bina, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanların yatacak yeri yoktur. Milli Eğitim Bakanı diyor ki bakanlığın kapısı herkese açık. Ama diyor ki böyle emrivakilerle olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı nerenin Milli Eğitim Bakanlığıysa, mesela TÜİK Başkanı Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer ne demişti? Kurum siyasallaşsın istemedim. O yüzden içeri almadık muhalefet liderini. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı. O yüzden almadık diyor. Böylece sanki siyasallaşmadı. Peki o görüşü doğruysa, o zaman Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı'nın hakkını yedik demektir. O çünkü kapılarını açtı. O Merkez Bankası'nı siyasallaştırmış mı oldu? Ya bu zincir filan, tek bir soruya cevap vereceksin, vermiyorsun. Bu zincir kapıya zincir filan, bu bir karar falan değil, zavallılık bu, zavallılık. Zavallılık. Politika üretememek, karar verememek.
cevap verememek sorumluluklarınla ilgili sorulan tek bir soruya cevap verememek. İktidar olmak değil bu, zavallılık bu. Mülakat mağdurlarının isyanına bakalım şimdi. Ben iktidar çalışmaya başladığımda gebeydim ve ben çalışmalarımın ikinci ayında erken doğum yaptım, bebeğimi kaybettim. Sadece 10 ay yaşayabildim ve ben bu süreci bu şekilde götürmek zorundaydım. Benim 9 aylık bir kızım var. Her gece ona hayallerimi anlatırdım. Kızımın geleceğini benden aldılar ama neden aldılar bunu bilmiyorum. Çok zoruma gidiyor bu durum, yapılan bu haksızlık. Gözleri doldu, kelimeler boğazlarına düğümlendi. Kimi yüreğinde evlat acısıyla ders çalıştı, kimi küçük kızını anlattığı hayalleriyle güç buldu, başarılı oldu. Hepsinin ortak hayalleri yeni bir hayata başlangıç yapmak, kadrolu öğretmen olmaktı, olmadı. Mülakatta elenince hayallerine veda ettiler. Ben kullanılmış kitapları silip tekrar çözdüm. Benim eşim yan odada kitapları silerken ben mutfakta ders çalışıyordum. Ekranda o yazıyı görünce sadece iskire iskire ağladım. Benim hayallerimi kızımın da geleceğini çaldılar ama neden? Bu çaresizlik beni bitirecek. Ben dün gece 12'de denizden yola çıktım. 6'dan beri buradayım. Ellerim hala ısınmadı. Hala sürekli avuşturuyorum, o kadar. KPSS'de Türkiye derecesi yapmış isimler onlar. Kadrolu öğretmen adayları ama adaylıktan öteye gidemediler. Çünkü sözlü mülakatta 60 puanın altında kaldılar. Tercih yapmaya hak kazanamadılar. Ankara'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na sadece birkaç adım mesafe uzaktan neden diye sordular. Açıklandığında yani ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim yani. Oturdum, ben geçtim bir odaya. Işığı kapattım, oturdum yani. Saatlerce düşündüm, acaba ne oldu yani. Ben mülakattan gelinebilecek ne yapmış olabilirim? Yıkıldık yani, nasıl anlatılır bilmiyorum. Kocaman insanlar, çoluk çocuk, oturduk ağlaştık. Cevap aradıkları tek bir soru var. Neden elendikleri? Türkiye'nin merak ettiği konu ise onlara mülakatta biri genel kültür, üçü alan olmak üzere hangi soruların sorulduğu. Genel kültür sorusuydu. Meyra Antinket nerede diye. Antalya. Tarih çağlar hangi olayla başlar diye soruldu. Zaten bunun cevabı yazının icadı. Açık bir cevap. Bana genel kültür olarak Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların anlamını sordular ki bu gayet normal bir soru. Genel kültür sorusu. Bana sorulan soru Türk evi ile alakalı bir soruydu. Onlara bu sorular soruldu. Tartışma yaratmayacak, cevabı bilinebilecek ve mülakattan geçilebilecek sorular. Siyasete göre ise başka adaylara başka sorular da soruldu. Reis kelimesine çağrıştırıyor. Recep Tayyip Erdoğan diyeni geçirtiyorlar. Temel reis diyeni, geminin reisi, takanın reisi diyeni sınavdan eliyorlar. Ailemizin emeklerini nasıl heba edildiğini anlatmaktan artık yorulduk. Artık onlar için tek bir yol kaldı. Ocak ayı içerisinde mülakat sonuçlarına itiraz etmek ve sonucu beklemek. Beni neden elediniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Tek istediğim bu, çünkü benim hayallerim vardı, ümitlerim vardı. Birçok şeyi buna bağlamıştım.